Arkadaşlar cümleten merhabalar. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı günler olsun. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarım enişten dileklerimle. Allah kurbanlarınızı kabul etsin inşallah. Ümmet-i Müslüman'ın dualarını, kurbanını kabul etsin Mevlam. Bu vesileyle metrik 14 Emran tornada yani döküm tornada metrik 14 ile alakalı testler isteniyordu benden. Bu da bayramdan önce Emrah'tan rica ettim ben bana bir tane makine toplayalım diye yine. Çünkü bende makine pek kalmıyor. Geliyor. Arkadaşlar güveniyorlar. Benden alıyorlar. Ya yani yönlendiriyorum ama elimdekini alıp götürüyorlar sağ olsunlar. Yine geçenlerde bir arkadaş aradı. Metrik 14 testleri var mı? Detaylı olarak diye. Ben de yeni bir makine gelecek. Geldiği zaman çekelim bu vesileyle. Hem bayramlaşalım hem de metrik 14 testlerini uygulayalım dedik. Yaptığımız makinenin ustanın yine metrik 14, 14'e 1 diş ölçüsüyle yaptı bunu Emrah Usta bana. Ama tabi bu ölçü kısırlaştırılmış bir ölçü. Sanoğ'un ölçüsü değil. Tüm 14'e 1 metrikleri kullanabilecek bir ölçü. Fatura ve mil ölçüsünü biliyorsunuz. Daha önce defalarca bahsettik. Özel bir ölçü. Şimdi testlerimizi yavaştan yapalım. Önce bir 4 çene aynayla deneyeceğim. Ben bildiğimiz Sanyo ayna. Standart 63 milim bir ayna. Ben bunu tabi biraz iyileştirdim. Şuranı yumuşattım biraz arkayı. Orası biraz sert geliyor biliyorsunuz yeni olduğu için. Ben kullanmadan önce orayı yumuşatıyorum. Şöyle bir yerine oturtalım. Fazla zorlamadan şöyle takıyorum. Şöyle tık diye arkaya oturmayı sağlıyorum. Şunu geriye doğru çekelim. Kızağımız önemli. Kompresörü bağlamak için şuraya ben bir bez koyacağım. Hızamız çizilmesin. 0 kilometre makine sonuçta. Bir tane mil bağlayalım. Bu piyasa karbür millerimizden ki benim her zaman 7-1 milim olan test millerimden birisi. Şöyle gördüğünüz gibi parmağımla açıyorum. Yumuşattım çünkü. Şöyle hafiften oturtayım. Birinci, ikinci konumu alalım. Pedaldan bir şöyle bir yol verelim. Benim elime bir şey gelmiyor. Bir şey hissetmiyorum ben. Gözüm de bir şey görmüyor. Her zaman söylüyorum. Elim hissetmiyor, gözüm görmüyorsa makine habbe yapılabilir durumdadır. Komparatör testlerinde sıfıra yakın illaki bir salgı çıkar diye her zaman söylüyorum. Bakalım. Besmelemizi çekelim. Bismillah dedik. Bastık. Evet. Yine tahminlerimizde yanılmadık. Gelişi güzel taktığım mil arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an temas ediyor. Hatta biraz da biraz daha uzunlayalım. Alttan bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi tam temas halinde. Bu 14'e 1 olan Sanoğ 4 çene aynamız 63 milim. Tripodla yine tabii ki başımız belada. Biraz hız verelim. Şaşırmayacaktır. Gayet güzel dönüyor. Öne doğru dönüyor. Biraz geriye alalım. Şöyle geriye doğru. Gayet güzel. Sorunsuz. Şimdi çıkaralım. Hatta şöyle geriye doğru manevra verelim. Elimizde tutalım. Otomatik çıkaralım şöyle. Sonra rön mandreni olan testimizi yapalım. Şimdi rön mandrenimiz bu da 14'e 1 metrik. Bunu da kullanabiliyor makinamız. İleriye doğru manevra verip şöyle hafiften sıkıştıralım. Güzel anahtarıyla hafiften sıkalım. İçine gönderelim. Gözüm biraz salgı görüyor. Şöyle biraz oynatıyorum sağa sola.
Şu an iyi gibi. Biraz da sıkalım. Fena değil gibi. Oturtalım kompresörümüzü. Evet. Kompresörümüz yine temas halinde. Yukarıdan boşluğu da var. Gayet güzel. Bu rövmanların olan testimiz. Arkadaşlar, Emrah Usta'nın tornaları, özür dilerim, CNC makinaları çok güzel iş çıkartıyor. Ki bunu tabi tasarlarken, dört dörtlük tasarladığı için ekipmanlar hatasız çıkıyor, sorunsuz çıkıyor. Ve gördüğünüz bu sonuçlar doğuyor. Bunlar istisna dahil değil, istisnai müstesna durumlar. Ekstrem durumlar bunlar. Ama bu adam bununla yakalıyor, görüyorsunuz. Şimdi pens testi yapalım. 14'e 1 Empol orijinal penslerimiz, pens tutucularımız daha doğrusu. Hemen şöyle içeriye yerleştirelim. Manevrayı öne alalım. Şöyle tık diye yerine oturtalım. Hafiften sıktık. Şöyle bir tane 3-4 milim tutabilen bir pens başlığımız. ER16 bu. 40-50 liradan başlıyor fiyatları, biliyorsunuz. Daha önce anlatmıştım. Şöyle yuvasında oturtturdum. Önemli olan tutucuyu bulmak. Tutucuyu bulduktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. ER16 iç pensler her tarafta mevcut. Şöyle gelişi güzel salladım. Sıkılayalım şöyle biraz. Öne doğru bir manevra vereyim. Evet. Tam sıkmadım ama bir tatlı sıkı yapayım şöyle. Devre düşürelim. Şöyle oturtalım. Diyebiliriz. Evet, şöyle temas halinde. Yukarıda boşluğumuz mevcut. Sorunsuz. Habbenin üstünde yatabilirsiniz. İstediğiniz şekilde habbeyi kurcalayabilirsiniz. Elinize atabilirsiniz. Böyle bir 14'e bir testi uygulamış olalım. Şimdi işimize yarayacak hemen hemen her türlü 14'e biri sorunsuz kullanıyor makine. Çok da hassas işlendi yine. Her zamanki gibi, ki makinalar hep hassas, biliyorsunuz Emrah Usta'nın. Sorunsuz makine var. Bu bir iki değişiklik var. Ben bunlara değinmeden edemeyeceğim. Hani makine biraz portatif olsun diye ben kendim modifiyeler yapıyordum bu makineye. Arkadaki soketleri biliyorsunuz kendim böyle dişli erkekli fişler haline getiriyordum. Emrah Usta kendisi soket koymuş bu sefer. Şuradan ben bir gücü çekeyim. Şöyle portatif soketler haline getirmiş bakın. Şöyle sökebiliyorsunuz bunları. Taşırken dolayısıyla size pedal, adaptör sorun çıkartmıyor. Emrah Usta'nın başının etini iyi. Mesela şu adaptör bağlantısı. Böyle diş erkek yapmış. Sorunsuz takılıyor. Ustanın başının etini yedik böyle. Tabi bunlar böyle taşınmıyor. Kucağımızda gitmiyor, gelmiyor falan diye. Usta da böyle bir çözüm bulmuş. Çok da güzel olmuş. Sök tak şeklinde mesela. Bunu söktüğünüz zaman direkt pedalı devreden çıkartmış oluyorsunuz. Sessiz bir pedalı var. Bendekiler gibi çıt çıt pedal değil. Şimdi merkezlemesine bir bakalım. Merkezlemeye bakmak için karşı tarafa da ben bir pens uygulayacağım. Pens tutucu uygulayacağım. Şimdi Emrah Usta bu işin standartında, makinenin standartında şöyle gördüğünüz gibi arkası 3-8 olan ya da Morse konik mi bilmiyorum ama böyle bir küçük mandren veriyor. Bu mandren mil ve biri de delik. Yani imame
delmek için, imame delmek için uzun matkap ucları taktığınız zaman içeriye kadar gönderebiliyorsunuz. Bu bendeki kilit antasit makineye alan Hasan Usta bunu dile getirdi. Böyle böyle abi, biz bunu tam takamıyoruz. Buna bir çare bulun dedi. Ben bundan ona vermemişim. Normalde vardı, bu standart ekipman olarak bunu veriyor ama ben ihtiyacım olmadığı için o zaman almamıştım. Emre Usta'dan rica ettim ben. Bana bir tane verdi. Standartında da veriyor zaten. Ben ekstradan bir tane istedim. Bunu ona vereceğim. Morse şeklinde buraya bağlıyoruz. Böyle tık diye geçtikten sonra buradan bir daha çıkmıyor. Çıkmak için geri alıyorum mecburen. Kendisi pat diye atıyor dışarıya. Şimdi buraya da pens bağlayacağım için ben mecburen buraya bir 14'e bir Morse gerekiyor. Emre Usta bunları standart yapıyor zaten. Şu an elinde yok. Henüz basmamış ama ben yaptığı dönemlerde bir tane 14'e bir şöyle bir Morse almıştım kendisinden. Bunu bana vermişti. Şimdi pens tutucuyu buraya bağlayacağım ben. Böyle 14'e bir. Taktım. Ucuna da bir tane pens takalım. Yine aynı. 7'den bir takacağım buna da. Aynı milden. Merkezlemesi arkadaşlar. Yani makine söyleyecek hiçbir şey yok da. Bakın şu anda birleştiği yeri göremiyorsunuz muhtemelen. Şurada bir yer. Yani merkezlemesi falan 10 numara. Tabi bu şeyle de aynı. Yani diğer ekipmanlarla da aynı. Ben bunu da taksam aynı merkezlemeyi veriyor sonuçta. Ya da RAM mandalini de sağ tarafa takmış olsam aynı merkezlemeyi veriyor bana. Böyle geri alalım biraz daha. Ne yapalım? Bir tane de habbe videosu yapalım. Hiç şeyi kesmeden, videoyu kesmeden şu elimdeki habbelerden bir tane bağlayayım ben, ama onun için mil tutucuyu değiştirmem gerekiyor. Şunu bunaltayım. 3-4 üstündeki 2-3 milim tutabilecek bir pens tutucu bağlayalım bunu. 4 2 3 şu. Şöyle. Vallahi tabii de elektriği çektik. Elektriğimizi de bağlayalım. Gayet güzel ama biraz içeri alalım. Çok dışarıda oldu. Sağ tarafa da ucu kaçtı? 4'tü sanırım. Şunu tutar mı acaba? Bir karşılığı bağlayacağım. Ama içeride oynamasını istiyorum. Şu fena değil.
tane abbe takalım. Ben şunu biraz daha dışarı almak istiyorum. 14'e bir sıkıştırdık ama. Önemli olan morsu sıkıştırabilmek. Biraz daha büyük bir habbemiz varsa, bunlar benim şamara olanına döndü burada elimde. Canım malzeme iç oldu gitti. Neyse. Şöyle sıkıştırdık. Hadi burada. Morsumuzu tam sıkıştıramadığımız için merkezlemede sorun yaşıyoruz. Normalde bunu ufak pense gibi bir şeyle sıkmak gerekiyordu. Ama sıkmadık tabii. Ya da ben ters tarafını kullanıyorum. Evet. Arkadaş, kendi kendimize eziyet ediyoruz. Şunu da ayarlayalım bu arada. Bazı arkadaşlar şuradan hoşnut değil. Bu çok sıkıştırsak da oynuyor diyorlar. Bunda oynama falan yok arkadaşlar. Bunu sıkıştırdığınız zaman burada oynama falan olmuyor. Şöyle iyi gibi. Şimdi şunu biraz yukarı alayım şöyle. Şurada şurada dursun. Hatta soldan şöyle bir uzun yapalım. Makinamıza yanaştıralım. Basit bir çalışalım. Şöyle geniş güzel bir şeyler yapıyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar rahat görüyor musunuz? Yani habbeye dolanmanız, tutmanız, önden alttan müdahaleleriniz o kadar basit ki. Elime ayna vuracak derdim yok. Normal bir aynayla bunları yapamazsınız. Hiçbir aynayla bunu yapamazsınız arkadaşlar.
Emrah'ın aynada da bunu yapamazsınız. Yani bu derece rahat davranamazsınız. Her ne kadar yumuşak bir ayna kullanıyor olsa da Shoreline'da da yapamazsınız. Sharp'ta da yapamazsınız. Hiçbirisinde yapamazsınız. Bu denli rahat çalışamazsınız. Farkındaysanız hiç talaş düşmüyor yere. Burada kullandığım sistemin mucizesi. Hep soruluyor. Arkadaşlar, Amerikan üretimi Rainbow CE modeli olan bir elektrikli süpürge kullanıyorum ben. Bu KOAH hastaları, astım hastaları için tasarlanmış bir makina. Suya çekiyor direkt. Sudan süzüyor ve tertemiz bir hava veriyor dışarıya. Tabii normalde bu tip süpürgeler çok sesli çalışır. Ama ben bir potansiyometre bağladım. Gücünü 4'te 3 oranında düşürüyorum. Çok sessiz çalışıyor. Bu oran bu talaşı bu şekilde çekmeye fazlasıyla yetiyor. Tavsiye ederim. Özellikle solunum rahatsızlığı olan arkadaşlar kullansınlar. Hatta ben makinenin içine, elektrikli süpürgenin o su haznesine eczaneden şöyle bir çam özü aldım, çam yağı aldım mesela. Çam reçinesi mi diyorlar buna, ne diyorlar tam bilmiyorum adını. Bunun içine damlatıyorum mesela, mis gibi odamın içi çam kokuyor benim. Ona da yine bir değiniriz. Bana çok soruluyor, ben de hani bunu söylüyorum. Bir gün bir video yapar anlatırız onu da. Böyle salyangozla, vakumla, şunla bununla macera aramayın. Bu tip bir makine alın, bir potansiyometre bağlayın, işinize gücünüze bakın arkadaşlar. Evet, çalışan makinem şu benim aşağıda. Amerikan üretimi Rainbow CE dediğimiz bir model. Ben şurada bir buna bir hız ayar bağladım. Şöyle bakın en sonda. Şu an çok sıcaklı ve çok sesli çalışıyor. Şimdi gücünü düşürüyorum. Düşürdüm. Şuralarda çalışıyorum ben. Çok sessiz. Gördüğünüz gibi sessiz soluğu kayboldu. Ve talaş için de gayet yeterli. Yani zerre düşürmüyor arkadaşlar. Ben çok memnunum. Tavsiye de ederim sizlere. Şuradan da kapatıp açıyorum. Normalde makine hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buraya bir diş erkek potansiyometre elektrikten gelen bir faz nötrü bağlıyorsunuz. Bir tane de faz nötrü çıkışı dişi bir fiş bağlıyorsunuz. Gelen de süpürgenin kablosunu direkt oraya bağlıyorsunuz. Şöyle bir makina Rainbow CE modeli, altında su haznesi var. Ben bunu uygun bir fiyata aldım. Hatta bu modeli bunu bana Knight Usta bulmuştu sağ olsun, o zamanında çalıştığı için onun servisinde o buluvermişti. Ben daha sonra bir tane daha aldım kendime. Bu burada sabit. Mis gibi bir koku veriyor dışarıya. Tertemiz bir hava veriyor. Bütün talaşı, malzemeyi, zerreyi içine çekiyor. Suya bırakıyor ve dışarıya tertemiz bir hava veriyor. Ben şiddetle tavsiye ederim. Ama 2-3 günde bir haznesini boşaltmanız gerekiyor. Kalırsa koku yapıyor çünkü. Hele ki sigara külü falan çektirmeyin. Hakikaten koku yapıyor. Sürekli uğraşıyorsunuz ondan sonra. Evet. Arkadaşlar burada artık videoyu bitirelim. Yarım saat olmuş. Uzun bir video oldu. Neredeyse yarım saat olmuş. Böyle bir makine oldu. Tüm gördüğünüz gibi 14'e 1'leri kullanabiliyor. Tüm metrikleri kullanabiliyor. Bir arkadaş istemişti. Bununla alakalı bir test. Komple bir test videosu çeker misin diye. Ben de çektim. Emre Usta'nın makinesi gördüğünüz gibi bütün 14'e 1 ekipmanları kullanabiliyor. Sorunsuz kullanabiliyor. Ama bunu alırken ya da yaptırırken ölçü özel vermeniz gerekiyor ki o da genelde topu bana atıyor. Çünkü pens setleri vesaireler benim elimde mevcut. Ama kendisiyle görüşün. Fiyatınızı kendiniz alın. Sonuçta bunun ustası o. Makinenin ustası o. Çok da kaliteli bir usta. Kendisi insanlığı olsun.
Kardeşliği, dostluğu olsun, on numara bir insan Emrah Usta. İşçiliği de öyle, makinası da öyle. Ne diyelim arkadaşlar? Herkese tekrardan hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.